Hazırlık Araştırmanızın sonucunda edindiğiniz bilgilerden hareketle, güneşin insanlar için önemi hakkında konuşunuz. Güneş dünyamız için tek ısı ve ışık kaynağıdır. Eğer güneş olmasaydı dünya sürekli karanlık olurdu ve gerekli ısıyı alamadığı için çok soğuk olurdu. Bu soğukluk nedeniyle dünya buzlarla kaplanır ve yaşamda olmazdı. Güneş canlıların yaşamı için en önemli kaynaktır. Güneşin insan için en önemli faydası aldığı oksijen için kaynak olmasıdır. Bitkilerin fotosentez yapıp oksijen üretebilmeleri için güneş ışınlarına ihtiyaç duyarlar. Eğer güneş ışınları olmasaydı bitkiler fotosentez yapamazdı ve oksijen de üretilmediği için dünyada yaşam olmazdı. Ayrıca güneş tarım için de önemli bir kaynaktır. Besinler için gereklidir. Kısaca insanlar ve dünya için en önemli yaşam kaynağı güneştir. Görselleri inceleyerek metnin konusunu tahmin edip söyleyiniz. Metnin konusu güneşin canlılar için önemi olabilir. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Muhteşem güneş. Aydınlık bir sabahta başınızı gökyüzüne kaldırın. İşte orada Tanıdığımız en yaşlı kişiden daha yaşlı ve gittiğiniz en uzak yerden çok daha uzak. Doğrudan bakamayacağınız kadar parlak ve sizi ısıtacak kadar sıcak. Eğer güneş olmasaydı, dünyamız uzayda başıboş dolaşan karanlık ve donmuş bir gezegene dönüşürdü. Aslında güneş de bir yıldız. Evet evet, o da tıpkı gece gökyüzünde gördüğümüz diğer yıldızlar gibi Güneş onlara göre çok daha yakın olduğu için hepsinden daha parlak görünüyor. Bu kadar çok yaklaştığında çok farklı görünüyor değil mi? Şüphesiz binlerce yıl önce hiç kimse güneşe bu kadar yakından bakmayı hayal bile edemezmiş. Dünyadan baktığımızda hiç değişmiyor gibi görünse de güneş aslında oldukça hareketli bir gök cismi. Araştırmacı çocuk. Kısaltılmıştır. Birinci etkinlik. Aşağıda görselleri verilen kelimelerle anlamlarına eşleştiriniz. Işıklı gök cisimlerinden her biri. Yıldız. Gezegenlere ve dünyaya ısı ve ışık veren büyük gök cismi. Güneş. Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi istenilen şey. Hayal. Güneş çevresinde dolanan ve ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimleri. Gezegen. İkinci etkinlik. Metnin konusunu yansıtan en iyi görseli işaretleyiniz. Üçüncü etkinlik. Metne iki farklı başlık belirleyerek yazınız. Güneş ve Dünya. Güneşin önemi. Dördüncü etkinlik. Metinden güneşle ilgili öğrendiklerinizi yazınız. Güneş dünyamızı ısıtan bir yıldızdır. Eğer güneş olmasaydı dünyamız galakside dolaşan boş ve soğuk bir gezegen olurdu. Güneş aslında oldukça hareketli bir gök cismi. Beşinci etkinlik Aşağıdaki kelimelerden metinde eş anlamlıları olanları istediğiniz renge boyayınız. Bu kelimelerin metindeki eş anlamlılarını birer cümlede kullanınız. Irak, uzak, Evimiz okula çok uzaktı. İhtiyar, yaşlı. Otobüste yaşlı amcaya yer verdim. Sene, yıl. Bu yıl okula gidemedim. Altıncı etkinlik. Karanlık, akşam, genç, yakın kelimelerinin zıt anlamlılarını metinde bularak yazınız. Bunları birer cümlede kullanınız. Karanlık, aydınlık. Güneş doğunca aydınlık oldu. Akşam, sabah. Dün sabah erken uyandım. Genç, yaşlı. Her zaman yaşlı insanlara yardım ederim. Yakın, uzak. Teyzem çok uzakta yaşıyor. Yedinci etkinlik. Aşağıdaki bilmecelerle cevaplarının içinde yer aldığı görselleri eşleştiriniz. Cevaplarını bilmecelerin altlarına yazınız. Ateşe girer yanmaz, suya girer ıslanmaz, güneş. Nar tanesi, nur tanesi, dünyamızın bir tanesi. Ay. Biz bizidik bizidik. biz Yüz biz bin tane kız idik. Gece oldu dizildik, sabah oldu silindik. Yıldız. Mavi atlas, iğne batmaz, makas kesmez, terzi biçmez, göz görür, el değmez. Gökyüzü. Sekizinci etkinlik. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz güneşin durumuna bakarak günün hangi vakti olduğunu söyleyiniz. Ardından, bir tatil gününün bu saatlerinde neler yaptığınızı yazınız. Sabah Erkenden uyanır, elimi yüzümü yıkar, kahvaltımı yaparım. Öğle Öğle yemeği yer, oyunlar oynar, kitap okurum, ders çalışırım. Akşam Akşam yemeği yer, televizyon izler, ailem ile sohbet ederim, kitap okurum. Sonraki derse hazırlık. Sokak hayvanlarını korumak için neler yapılabileceği hakkında araştırmalar yapınız. Sahiplendiğimiz hiçbir hayvanı sokağa terk etmeyerek başlayabiliriz. Ayrıca sahiplenirken sokakta olan hayvanları sahiplenerek onlara yardımcı olabiliriz. Sokak hayvanlarını korumak için ilk olarak bizlerin kendi evimizin önünden başlamamız gerekir. Kapımızın önüne bir kap yemek ve su bırakabiliriz. Kuşlar için pencere kenarına ekmek veya buğday tarzı yiyecekler bırakılabiliriz. Ayrıca sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşam sürmesi için onlara barınaklar yapılması gerekmektedir. Ayrıca sokak hayvanlarını korumak için onlara karşı yapılan kötü davranışlara karşı durmalı ve insanların bilincini arttırmalıyız.